Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere bitkiler için hayati öneme sahip olan bir gübreden, yani fosfor gübresinden bilgiler vereceğim. Eğer ki bitkinizde ve toprağınızda fosfor gübresi eksikse, bitkinizin kök çürüklüğüne, bitkinizin meyve tutumunda azlığa, çiçeklerindeki kurumalara, hatta verim kalitesinin ne kadar çok düştüğünü sizlere anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki ben normalde Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı YouTube hesabımızdan genelde organik içerikli gübreler, organik içerikli ürünlerle ilgili videolar paylaşıyorum. Ama çok fazla yorum alıyorum artık. Hani ziraat mühendisi olmana rağmen neden kimyevi ilaçlar, kimyevi gübreler hakkında bilgiler paylaşmıyorsun diye. Ve ben de artık arkadaşlar üreticilerimiz için hem kimyevi gübreler, hem kimyevi ilaçlar, hem de organik doğal tarım yöntemleri hakkında size de bilgi paylaşacağım. Şimdi fosfor gübresinin bitkiler hakkındaki hayati önemini anlatmadan önce değerli arkadaşlarımız, sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Çevrenizde üretim yapan üretici arkadaşlarınıza kesinlikle bu videoyu da göndermenizi öneriyorum değerli arkadaşlar. Şimdiden bitkilerimizi göstereyim, hem de fosfor gübresinin hayati önemini sizlere anlatalım. Ondan sonra gübre yapımına geçeceğiz. Arkadaşlar, bunlar bizim üretmiş olduğumuz hepsi ata tohumundan domatesler. Verim ve kalitelerimiz çok iyi aslında. İç kısımdaki domateslerin verimi daha iyi. Burası bir tık daha verimi azdı. Çünkü burası ilk başta gölgeydi ve yabancı ot çok fazla vardı bu bölgede. Şimdi değerli arkadaşlar, sizlere fosfor gübresini anlatalım. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki azot, fosfor ve potasyum bitkilerimizin vazgeçilmez gübresi. Şurada da ürünlerimiz var. Şöyle. Şekilde büyük büyük domatesler. Değerli arkadaşlar, ülkemiz genelde fosfor eksikliği var. Aslında toprakta fosfor var ama bitkilerimiz bu fosforu alamıyor. Fosforun alabilmesi için fosforun bir nevi fosfat formuna geçmesi gerekiyor ve bunun için de kimyevi uygulamalar yapmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bitkide fosfor gübresi eksikse değerli arkadaşlar, hem şu çiçeklerin tozlanma, döllenme oranı azalır. Hem meyve tutumu azalır. Hem de özellikle baklagillerde de olsun, tarlalarda da olsun toprakta fosfor eksikse kök boğaz çürüklüğünü yapıyor. Bunu biliyor muydunuz, bilmiyor muydunuz? Hani sizlere anlatayım. Toprakta fosfor eksikliği varsa bitkilerde kök çürüklüğü yapabiliyor değerli arkadaşlar. Onun için bitkilerimiz için fosfor gübresi aşırı derecede önemli değerli dostlarımız. Ve fosfor gübresini aslında genelde DAP gübresi olarak toprağa veriyoruz ama bazı üreticilerimiz zamanında DAP gübresi vermediği zaman ne oluyor? Sezon içerisinde bitkilerin fosfor eksikliği meydana geliyor. Ve bizler de bunu nasıl yapıyoruz? Meyveler özellikle çiçek tutum dönemindeyken bitkilere yapraktan sıvı formdaki fosfor gübresini uyguluyoruz ve bu da ürünlerimizin daha iyi verimli ve daha kaliteli olmasını sağlıyor. Şimdi gidip hem fosfor gübresini sıvı hale getirip bitkilerimizi uygulayalım. Hem de sizlere fosfor gübresi hakkında biraz daha bilgiler aktaralım. Arkadaşlar, şimdi fosfor gübremizi suyun içerisine eriteceğiz. Hem eritmemle sizlere bilgi verelim. İlk başta arkadaşlar bu şekilde normal bir su kabının içerisine koyuyorum. Çünkü bunu direkt hani el pompasıyla uygulayacağımız için bunun iyice erimesi lazım. Normalde diğer büyük ilaçlama pompalarıyla uygulamış olsaydık onun için de zaten kendisi eriyordu. Değerli arkadaşlar, fosfor eksikliğinde şu şekil belirtiler oluyor. Özellikle yaşlı yapraklarda çok koyu yeşil renk alıyor yapraklar ve bitkilere fosfor gübresi verdiğinizde bitki fizyolojik olarak daha güçlü ve daha dayanıklı oluyor. Hastalıklara ve zararlara karşı bünyesi daha sağlam oluyor ve bitkiniz daha iyi verimli ve kaliteli olmuş oluyor. Onun için fosfor gübresi bitki için büyük bir öneme sahiptir. Fosfor gübresini hani taban gübresi olarak, DAP olarak uygulamış olursanız ya toprağa sürdüğünüz zaman taban gübresi olarak uygulayabilirsin ya da ilk gübrelemede uygulayabilirsin ve bitkinin daha iyi gelişmesini sağlayacaktır. Biz şu an yapraktan uyguluyoruz. Değerli arkadaşlar, her gübrenin oranı farklıdır. Hem şu an kullandığım gübre örneğin 1 kilogramı ortalama 400 litre suyun içerisine gidiyor. Ben de hani bunu kendi uygulayacağım kaba göre ayarladım. Şu şekilde şimdi bunu içerisine boşaltıyoruz ve sizinle beraber bunu götürüp bahçemize bitkileri uygulayacağız değerli arkadaşlar. Dediğim gibi değerli arkadaşlar, ben normalde biliyorsunuz ki hep organik içerikli gübreler paylaşıyordum ama çok fazla yorum yapan üreticimiz olduğu için artık böyle bir karar aldım. Bundan sonra kimyevi gübreler ve kimyevi ilaçlar da paylaşacağım sizlerle.
Şimdi şişemizin ağzını kapatıp bahçemize geçip bitkilerimizi uygulayalım. Ve şunu da söylemek istiyorum size arkadaşlar. Bu tarz uygulamaları yaptığınız zaman mümkün olduğunca ya sabah erken saatlerinde ya da akşamın serin saatlerinde uygulama yapınız. Öğlen aşırı sıcak olduğu saatlerde uygulama yapmayın. Çünkü ne kadar da gübre dolmuş olsa fazlasını uygulamış olduğunuz zaman bitkilerde yaprak yanıklarına yapraklarda zarar oluşturabilir. Şimdi bitkimizi uygulamaya geçelim. Şimdi uygulamaya başlıyoruz değerli arkadaşlar yapraktan görmüş olduğunuz üzere. Dediğim gibi değerli arkadaşlar bunu bitkinize sürekli uygulayabilirsiniz. Fosforlu gübreler isterseniz bitkiye değerli dostlar 20 gün bir aylık aralıklarla uygulayabilirsiniz bitkinizin ihtiyacına göre. Ve şöyle de en doğru gübreleme her zaman söylediğimiz gibi toprak analizi yaparak uygulamış olduğunuz gübrelemedir. Ben sadece bugün sizlere fosfor gübresinin faydalarını hem de yapraktan gübre uygulama yapacağınız zaman dikkat etmeniz gereken temel noktayı bir nevi anlatmak istedim değerli arkadaşlar. Şimdi biraz da hem biberlerimizi hem patlıcanlarımızı uygulayalım ve daha sonra videomuzu bitirelim. Bakın arkadaşlar burada da biberlerimiz var. Normalde ben videonun sonunda bakın şu an biberlerimiz de çiçek açma aşamasında. Hepsine bak burada da patlıcanlar var hemen. Bir sonraki tarımsal içerikli videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı bereketli bir sezon diliyorum bütün üreticilerimize.